Futbol Menajer 2023 Sen kariyerimiz ikinci sezona artık resmen başladık. Bu bölümde sizlere son transferlerimizi göstereceğim ve ilk maçımız Lyon olacak. Lyon'la yapacağımız maç sonrasında yine bazılarını geçeceğiz. Önemli maçları oynayacağız. Bir aksilik çıkmazsa bu bölüm devre arasına kadar gitmeye çalışacağız. Şimdi şurada bir oyuncu görüyorsunuz. Kilit oyuncu orta sahaya takviyelerimiz devam etti. Genç oyuncuyu 8 milyona kıtladık. İlk maçında biraz kötü oynadı 6.30 ama uyum süreci halledeceğiz. Daha iyi olacak. Böyle taktikten gelecek olursak Leviti aldık orta sahaya. Yine başka bir genç oyuncu 23 yaşında 3 maçta oynattık. 9.5 milyona patladı bize. Cordoba'yı biliyorsunuz Panama'lı oyuncu. Cordoba'nın yanına Porozayı aldık. Jackson Poroza Yine 16 kafa vuruşu, 14 markaj, 10 pas, 14 top kapma ve güçlü bir fizikseli var. 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuyu da kadromuza kattık. Onu da 4,5 milyona getirdik. 3 maçta 7-0-7 ile oynadı. Son transferlerimiz bunlardı. Ya hocam peki bu biraz eldekiyle harcanan aşıyor gibi yoksa burada bir dalavere dümen ıvır zıvır mı var diye soracak olursanız transfer geçmişinden de Zeka'yı Sporting Lisbon'a 10 milyona itelediğimizi görebilirsiniz. Zeka'nın haricinde de Kenzo'yu, Yanis'i, Petrot'u, Batubinsika'yı da sattık. Bunlar bize yine 15 milyona yakın bir e, hamle şansı tanıdı. Yani Levi ve Puig'i buradan çıkardığımızı düşünürsek elimizdeki parayla da Porozo ve Tomaso Agüello'yu aldık. Agüello da zaten hep birlikte imzasını attırdığımız, gelmesini beklediğimiz bir sol bekti. Şimdi taktiğe gelecek olursak Aguero ceza ama standart kadromuz bu şekilde. Kabore veya Dagba ile oynuyoruz. İlk maç Kabore ile oynadık. Dagba da kalabilir. Martins, Bakayoko, Levit, İrfan, Kolibali, ileride de Mariano şeklinde bir ilk 11'imiz var. Joazinho, Puig yedeklerden girecek şekilde. Ulvestad yedeklerden. Bernardo'a çok tercih etmeyebiliriz. Fırsat transferi diye, 23 yaşında diye, Fransız diye ve serbest diye aldığımız bir oyuncu. O yüzden kadro dışında kalabilir. Zinogano 2 ay sakat olacak. Batafimi Gomis hakkında çok fazla yazıp çizdiniz. Gomis'in de şöyle gösterelim hemen. Kaç santim offside olduğunu göstermeyeceğiz. Gösterelim derken performansından bahsediyorum. Çünkü o yazıyı yazan arkadaşlar offside konusunda ayrı bir durum yaşayacaklar. Neyse onlar Gomis'le onların arasında. 2 maç çıkardık. 7-40'lı oynadı ligde. Hazırlık maçında da 6 kez sonradan girdi. 7 0 ile oynadı. Yani tam bir maestro. O yüzden e, katkı sağlayacaktır zaman zaman. Her zaman tercih etmeyeceğiz tabii ki. Lyon'la başlıyoruz. Fixtür'de kötü başladık. Montpellier'e ve Paris'e gol atamadan 2 maç kaybettik. Brest'i yendik. Çok gollü hazırlık maçları oynadık. Burada Lyon oynarız. Marsilya, Lille, Monaco, Böyle gideriz devre arasına hızlıca geçeriz. Öteki maçları simüle edeceğiz. Gözlemciliğe geldiğimizde de bütçemizde hala 4 milyona yakın para var. Ama alacağımız da herhangi biri yok. Yani kadroyu tamamladık. Bu saatten sonra kimi alabiliriz ki? Bunlar da gayet pahalıymış. 1 milyon katongo var gerek yok ya. Yani. yani ben tamamlandığımızı düşünüyorum. Şöyle bir düzeltelim kadromuzu. Aguelo yerine Joazinho'yu koyup onu buradan çıkartalım. Bu sefer Dagba ile başlayalım. 6 670 oynadı. Savunma hattımızdaki Porozo ve Cordoba güzel performans veriyor ama ikisinin de sol ayak olması millet sol stoper bulamaz. Bizde iki tane solak var. Leviti e, bir tık önde mi oynatsak yoksa burada mı oynatsak diye zaman zaman düşünüyorum. Gerçekten tekniği yüksek bir genco ama Leviti burada daha iyi olabilir. Fakat İrfan'ın sakatlığı yeni geçti. İrfan yerine Puyike bir kez daha şans verelim burada. Puyike ofansif oyun kurucu destek rolünü verelim. Kolibali Martins gayet iyiydi. Bakayoko aynı. Mariano da kendine gelecektir. Evet, Gomis'i kimin yerine alıyoruz? Şuradaki boşluğu aldık. Tenas yedek. Bernardao dışarıda kaldı. Takımı bildir dedik. Evet dedik. Maça git dedik. İç sahada Blank'in öğrencilerine karşı beklediğimiz an ya. Lyon'u bekledik bir sezondur. Lyon, Lyon, Lyon dedik ya. Gelsin, perişan edelim dedik. Seyircimiz de bize destek verecek mi? Kaç seyirci geliyor? Şurada bir yerde gözükmesi lazım. Lyon Duran topu kullandı. Dışarıya çıkardılar Tagliafico, Butssov. Güzel bir kurtarış yaptı. Çok uzaklardan gelen bir şuttu. Bu arada Mariano'nun kafasını da biraz transferle karıştırıyor olabilirler. Çünkü Lil ıvır zıvır ilgileniyor gözüküyor. Umarım oyuncumuz şımarmaz da bizi gol konusunda dara düşürmez. Kaletekar'la başladılar. Tolisso terse bir top. Tete. Tete burada. Tete çizgiye indi. Çıkardı Seydu. Elia. Embarba bomboş ama Woodsoğu geçemedi. Kalemizde önemli tehlikeler yakaladılar. Derken Joazinho tecrübeli sol bekimiz geldi topu kaptı. Şimdi Woodsoul'a atağa çıkıyoruz. Şunu da biraz daha şöyle şuraya yaklaştırırsak olur derken golü kaçırdık. Mariano 6.4 ile oynuyor yine. Şaşırtıcı çift forvete dönme dönemi geldi mi acaba diye düşündürdü bana şimdi tek başına bu kadar kötü oynayınca alt ligde yırtıyordu ama burada maalesef kötü başladı. Gerson Martins ikinci sarıdan bizi 10 kişi bırakıyor derbide. Yapmayın çocuklar bak yapmayın. Şu suni puan kayıplarından dolayı istifacılar birikecek yorumlara. Ben biliyorum. Şöyle yapıyoruz. Levit kanatta oynar mı? Puig oynar mı? Mariano oynar mı? Hiçbiri oynamıyor ama Puig'den biraz rica edeceğiz. Kolibali ile ikisi böyle oynasınlar devre arasına kadar. Puig burada biraz daha kalırken Marega'yı koyalım. Sağ tarafa Jeremi Dokuyu koysak mı? Yoksa Puyik biraz daha idare etsin bakalım orada nasıl oynayacak? Devam dedik, asistana sorduk, İkinci yarıyı başlattık. Oyunculara başarabilirsiniz diyelim. Şimdi Leon Duran topu kullandı. Levit çizgiden çıkardı, çok iyi. Marega aldı topu. Marega taşıyor. Süratlendi, çizgiye götürdü. Geriye çıkardı. Dagba'dan tekrar Marega önüne. Marega şimdi çevirdi. Çağlar. Embargo terse çok uzun bir top ama Porozo. Bu iki oradan çıkarma vaktimiz gelmiş. Oraya daha Jeremy Doku gibi böyle seri birini almak istiyorum. Ters ayaklı kanat hücum diyelim. Kolibali'ye de buradan kanat forvet hücum diyelim. Marega'ya destek versinler. Marega'da çalışkan forvet destek olsun. Topu tutsun ki kanatlardan gelenlere servis yapsın. Daha fazla etrafa açılsın. Bakayoko çok yoruldu. Porozo, Dagba, Joazinho bu oyuncularımızı da çıkarmamız gerekebilir. Levit ortaladı. Porozo Lopez'de kaldı. Devam çocuklar devam. Joazinho. Birinci ligi kaldıramaz dediler ama müthiş tecrübe. Levit çevirdi. Bakayako aldı önüne. Şut. Ah ne oldu? Penaltı. Penaltı hocam Penaltıyı kim kullanacak? Geldik penaltıya. Ulveştat yok. Mariano yok. Jeremy Doku. İrfan yok. Marega sıkıntı. Kolibali kaygılı. Gomis yok. Jeremy Doku diyeceğiz o zaman. Ama izlemeye gitti. Acaba iptal mi edecek penaltıyı? Hocam bize kartı verdin. Bari onlara da penaltıyı çal ki. Ne oldu? Yes penaltı. Hadi doku. Güzel bir doku Nuş'la gole çevir bu topu. Haydi koçum kıskananlar var seni. Bu paraya nasıl geldi diyenler var. Sen bir sentetiyen çocuğu olduğunu göster. Gomis abinin izinden gittiğini göster. Derbide Lyon'a karşı 10 kişi kalsak da taraftarımızı coşturuyoruz. 42 bin seyircimiz var yalnız ha. 200'lerden nerelere geldik? Şimdi hızlıca değişikliklerimizi yapalım. 3 tane değişiklik hakkımız var değil mi? Bir tane orta sahaya Levit'i çıkartıp daha dayakçı birini almak istiyorum oraya. Ulvestad gibi mesela. Dagba ve Porozo da kötü. Buraya Kabore'yi alalım. Stopere de Brinchon alalım mı? Bu arkadaşa sertliği azaltalım. Tamam şimdi buradan temkinliğe geçerken tempoyu düşürüp paslaşarak gidiyoruz. Alanı daralttık. Kontroya kalkabiliriz ama karşı pres yok. Tempoyu düşürdük. Pres şiddetini kaldırdık. Topa dalı kaldırmıyoruz. Daya devam. Savunma hattımızı ve orta alanı geriye çektik. Daralttık orasını. Beyler süpersiniz. 10 kişiyle buradan galibiyetle ayrılırsak olmuşuz demektir. Dakika artık 85. Son 5 dakika. Lyon yükleniyor. Biz kaçıyoruz. Kabore iyi iş çıkartıyor. Ulveştat bir dakika Ulveştat'ı neyse gerek yok 90 artı 5 geldi zaten. Savaşçı rol verecektim ama gerek kalmadı. Ve 10 kişi kalsak da Lyon'u tokat manyağı yapıp gönderiyoruz. Kadromuzun rotasyonu da güzel oldu diye düşünüyorum. Bu sonuç ardından 4 maçta 6 puandayız. Paris'te 4 maçta 8. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Sulvian'ı buraya koyup Puy yedeye çekelim. Ee, sağ tarafta Martins cezalı. Marega oynar mı? Bence oynar. Mariano da birazcık sıkıntılı başladı. Olsun. Bu maç kendilerini bulacaklardır. Ya da şöyle yapacağız. Irfan'ın forvet arkasına Suluyan'ı sağ kanada Aguelo dönüyor. Porozo, Kabore. Burası tamam. Joazinho, Zinogano sakat. Ulveştad falan filan tamam. Böyle güzeliz. Lorient'e karşı çıkıyoruz. Haydi bakalım. Yeşiller Saint-Etienne. Bir galibiyette buradan çıkartabilecek miyiz? 3-2 yenildik. Hayda. Niye böyle oluyor ya çocuklar? Çocuklar niye böyle şeyler oluyor? Yalnız tehlikenin farkında mısınız? Golü kim atıyor? Porozo ve İrfan. Mariano hala kayıp. Şimdi iç sahada Strasbourg'a bir kadro yapalım. Puyiye tekrar şans verelim. Mariano iç sahada coşturacak diyelim. Martins dönüyor. Kolibali. Burada Kabore. İrfan'ı da Bakayako yerine koysak 17. Strasburg'a kadar karşı Levit'in golüyle kazanmışız. Mariano hala yok. Arkadaşım sana ne oldu? Gözünüz kaldı değil mi? Gözünüz kaldı. Şu adama bak 5 lig maçında 0 gol. 6.54 performans. Keseceğiz. Bizde oynamayana forma yok. Şöyle bir şey deneyelim bakalım. Mariano burada fırsatçı olurken Buraya da bir Marega takviyesi yapalım yardımcı destek olarak ya da Gomis'le başlayacağım bak siz inanmıyorsun ya Gomis neler yapacak şimdi 6-70 Kabore Dagba daha iyi olur mu burada Porozo neden oynamıyor çünkü yorgun Levit Bakayako İrfan'la başlamak istiyorum İrfan artı Levit dışarıda kim kaldı Marega'yı kimin yerine koyuyoruz bu genconun yerine Bakayako'yu koyduk tamam Gomis Mariano bak 7 -40 Gomis. Çıkıyoruz Marsilya deplasmanına. Hadi çocuklar. Kaptan Gomis. Ha 5'te 5 beş yapmışlar. Kondogbia Mondogbia diyor. Hadi bakalım. İrfan Can topun başında. Bir duran top. İrfan. İrfan Can ortaladı. Mbemba. Gelson Martins. Lopez'de kaldı. Mariano bırakıyor. Agüelo tekrar Kolibali. Hata yapmadılar. Paulo Lopez. Uzun bir top. Cordoba çok gereksiz bir kafa vuruşu yaptı orada. Başımızı iş açacak yani. Bu pozisyonu izliyorsak buradan gol var demektir. Artık ezberledik pozisyonları saçma bir şekilde gol yedik. Geç. Malinovsky ortaladı. Bamba. 10. dakika 2-0. Yine tehlikeli bir yer. Marsilya Butsov şahane kurtardı. Pavlidis Ha ama böyle gökten sekse yere düşse bir tarafımıza girecek şekilde goller yemeyelim ama artık ya. Sizin yapımcınız da, oyununuzu da şuraya bak. Kamil gibi vuruyor. Kaleci nereye gidiyor? Defansiz diyor. Berbatsınız, çöpsünüz yani. Böyle oyun mu olur? Şuraya bak. Mariano 6.3. Çık git kardeşim o zaman. Ben gideceğim, oynamayacağım deseydin. Getirin oradan kayını Kolibali'ye bak 6.10. İkinci yarıyı başlattık. Tabi bu vakaya koyu biraz daha şuraya çekersek daha mantıklı olur. Sen burada savaşçı destek ol. E şey değiştirmedik. 5. değişiklik. Kaboremi Aguelo'yu çıkartalım. Joazinho'yu alalım oraya. Beklerin de kendine hayır yok. Kabus gibi 15 dakikada maçı bitirdiler ya. Ah hala duran top kullandırıyoruz. Ah. Brianchon'a bak. 5.9. <laughs> Kasares, Pavlidis, savunma arkasında Malinovski, 5. Bravo, bravo, harikasınız çocuklar, bravo. Woodsov'a bak, 5.7 ile. Woodsov'u kestik. Allah Malinovski'si bize hat-trick yapıyor ya. Oğlum sen Brianchon. Bak bak Woodsoll'la ikisi. Ne yaptınız? Bahis mi yaptınız? Şike mi yaptınız? Bu neymiş ya? 6-0. 8 şut 6 gol. Bu da olmaz yani. Eksi 5 avaraj 9 puan 7 maç 6. sıradayız. Evet dostlar bu sefer Marega Doku ikilisi ileride. Kolibali, Martins kanatlarda, Levit ve Kahveci orta sahada. Kaptan Joazinho sol bekte, Dagba sağda, kalede ise Tenas olacak. Radikal değişiklikler yaptık. Kabul edilemez bireysel hataların sonucunda büyük bir mağlubiyet aldık. Artık iç sahada buna Lil galibiyetiyle dur demek istiyoruz. Bakalım ne kadar başarabileceğiz. İrfan topun başında oralardan takarsan güzel olur İrfan. Seversin takmayı üst dağlara taktı. Devam, 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 devam. Kolibali şimdi bıraktı Cordoba'ya. Joazinho. Tekrar İrfan. Kolibali tek toplarla güzel çıktık. Jeremy Doku, Jeremy Doku. Kaleci kurtarıyor. Levit Korner'i kullanacak. Bir kafa Cordoba'dan müthiş bir kafa. Hakem elini kolunu kaldırıyor ama yok hocam. Yani adam geldi zınk diye koydu kafayı. Yani iç saha maçlarımızda full galibiyet alırsak deplasmandan da ne toplasak ona göre bir e, tablo oluşur diye düşünüyorum. Yani beşincilikle onunculuk arasına gireriz. Ama iç sahayı kesinlikle vermememiz lazım. İrfan bir kart gördü. Gavori. Hadi kale. Dışarı. Evet ilk yarıyı bitirdik. İrfan hem çok iyi oynamıyor hem de kartı var. Buraya bir puyik hamlesi yapabiliriz. Puyikte de burada ofansif oyun kurucu hücum olsun. Levitt burada Mezzela destek olsun. Kolibali buradan kanat oyuncusu hücumdan. Martins de yine kanat oyuncusu hücuma geçirelim. Jeremy Dokumarega iyi götürüyorlar. Soyunma odası dedik. Asistan ikinci yarıya başla. Süpersiniz beyler. Aynı tempo devam istiyorum. Porozu karşıladı. Medik. Zegrova. Kötü. Jonathan David. Çok basit gol yiyoruz. Çok. Birazcık sistemsel değişiklik de yaptık. Mariano'yu 3. forvet olarak aldık. iki arkalarına koyduk. Suluyan'ı orta sahaya koyduk. Beklerimiz de kanat bek yapıp e, kenarlardan ilerlemelerini istedik. Hücum anlayışına geçtik. Şimdi Zegorov'u ile Korner'i kullandı Karşıladık. Medikle tekrar atak yapıyorlar. Eyvah eyvah üst direkten döndü. R Puig. Hadi oğlum. Kullan şu müthiş tekniğini. Artık son dakikalar 5. değişikliği de yapmamız lazım. Bakıyorum kim alabiliriz. Bakayako Gomis. Martins yerine Gomis alıyoruz. Şöyle yer değiştirelim. Mariano fırsatçı. Marega pivot destek. Gomis pivot hücum olacak. Buradan topu uzun gönderiyoruz. Kaçanlara daha fazla havadan orta açıyoruz. Hadi ama bir aksiyon bir aksiyon artık. Oynayın. Orta geldi. Aguelo yaşan top. Bayo ile hücuma çıktılar. Raizek neyse ki tekte düşündü. Kontrol etse çok büyük tehlikeydi. Sullivan, Marega bıraktı. Aguelo, Puig çevir. Nereye çeviriyorsun ya? Nereye çeviriyorsun? Porozo. Arkadaşlar Mariano aldı. Mariano çevir. Aaa! Çizgiden direğe vurdu. Gördünüz mü? Çizgiden direğe vurdu topu. Evet 8 maç sonunda 10 puanla 11. sıraya gerile. Arkadaşlar şimdi Troys'u konuk ediyoruz. Yine iç sahadayız. Buradan mutlaka galibiyete ihtiyacımız var. İrfan Martins, Levit Fuik Mariano Doku gibi müthiş bir hücum hattıyla çıkıyoruz. Cabo Reporoso, Cordoba, Aguelo da Diğer oyuncularımız Sullivan Milli, Joazinho Sakat, Gano Sakat, Kolibali Cezalı. Diğer oyuncularımız da yedeklerdeler. 6.79-6.50 Tenas'ta, da gayet kötü oynuyorlar. Neyse biz Troyes maçını geçelim. Biz Monaco'yu oynarız. 2-1 kazanmışız. Cordoba kendi kalesine atmış. Doku ve Batefimi Gomez. Bu golü izlemedik mi? Bakalım 81'de maçın adamı olan Eski Sentetienli, sembol ismimiz Bate Gomis nasıl gol atmış? İrfan bıraktı doku, doku çeviriyor Bate Gomis. Bate Gomis'in yeri ayrı arkadaşlar. Bak bizi, bizi görüyoruz. Ya bak hemen iki gole ulaştı 7-13. Monaco deplasmanda. yani birbirinden kötü maçlar çıkarttık ama burada bakalım bir şeylere dur diyebilecek miyiz? Hazırız. Hazırlar. Elimizden geleni yapacağız. İlk 35 dakikayı geride bıraktık. Takımımız gayet dirayetli oynadı. Pozisyona girmesek de pozisyonda vermedik. Mariano şimdi Ev'den topu alamadı. Zakaria ile geliyorlar. Ben Yeder çok iyi bir top bıraktı. Kabore. Gerson Martins yetişemedi. Kamara tekrar. Kovalıyoruz. Gerson Martins kaptı. Ama Mariano'ya geçiremedik. Savunma arkasına Zakarya'ya bir top. Oğlum kafası sinek gibi gezme ya pozisyonunu al. Bir oraya mı gidiyor buraya mı gidiyor kaybetti. Nerede olduğunu şaşırdı. Kabore 6.5 ile oynuyor. 6 tane isabetli pas diyor. Bu niye kötü isabetsiz mi demek istemiş acaba? Neyse onu şimdi çıkartırız. Cordoba 6.50, Aguelo, Kolibali 6.40, Martins 6.40 yani kanatlarımız hiç çalışmıyor. Bence burada bize kazandıracak şey şu 3 kısmı değiştirmek olacak. Mesela Martins yerine buraya bir Marega takviyesi. Kolibali yerine buraya Joazinho biraz fazla mı uçuk olur? Bu iki sola atsak orta sahaya ya da Levit olmaz. Orta sahaya bir Bakayoka hamlesi yapsak oradaki dirayeti de güçlendirsek. Sol bekimizdeki Aguelo yerine Joazinho takviyesi yapsak. Buradan sertliği azaltsak. Mariano doku yerini değiştirsek ikinci yarıya başla dedik. Şimdi bir Van der Son hatayla Monaco başlıyor. Fofana, Kamara, Benyeder iyi kısa paslar yapıyorlar. Van der çizgiden taşıyor. Puig karşıladı onu. Çevirdi. Vutsov. Bravo çocuklar. Bravo bravo bravo. Eyvah çok tehlikeli ya. Buradan atar ki bu oyunun şeyinde var yani fıtratında. Oh atamadı. Demek ki ben yeder kötürüm. Ama Van der Son'la golü buluyorlar. 47. dakikada. Of yoruldum. Yoruldum. Saçlarda beyazlamalar artmaya başladı arkadaşlar. Sentetiyeni bu ligde tutmak çok zor olacak gibi duruyor. Evet dostlar son değişikliklerimizi yaptık. 5 tane oyuncumuzu değiştirdik. Batefimi Gomis'i de oyuna aldık. Tüm kozlarımızı oyuna sürdük. Son değişiklikleri yaptık. Artık bundan sonrasını oyuncularımız belirleyecek. Gomi sindiremedi. Bakayako, Bakayako bıraktı dokunun önüne. Jeremy Doku, Jeremy Doku vuruyor. Köğünde kaldı. Ee, zorlanıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Bir frikik daha. Arya sonradan takar mı? Haydi Vutsov, Vutsov. Yerlere yatma. Topu kurtar. Marega araya girdi. Joazinho ile tacı kullandık. Mariano, Joazinho, Bakayako sert bir müdahale hocam. Top hala Bakayako'da. Hakemi de çalımladık. Dagba geri döndü. Porozo, Cordoba, Bakayako. Savunma arkasına bir top. Mariano sıyrılıyor, golü atıyor. Beklediğimiz gol artık Mariano da oyuna girdi. Sonunda çok uzun zaman oldu, çok zor oldu. Ama işte beklenen gol. Mariano savunmayı uyutuyor. Offside yapmaya çalışırken hata yapıyorlar. Savun arkasına atılan top ve Mariano. Wutzow uzun gönderdi. Tiaf, Embolo, Arias, Ben Yeder, Porozo araya girdi. Doku sıyrılır mı? Sıyrılamadı. Divev, Van Der Son'dan şık bir topuk pası. Bakayoko şimdi kaptı. Gom ise çok hızlı bir top. Embolo indiriyor. Arias, Ben Yeder sıyrıldı dışarıya. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi. Bir tane daha atalım bitirelim şu işi. 89 Joazin Yotacı uzun kullandığı Salisu hata yapmıyor. Bakayoko aldı. Bakayoko yine hakemi çalımlamaya çalıştı. Joazin Yo. çok kalabalık. Joazin Yo bıraktı. Bakayoko çevirdi. Dışarıya çıkardı. Dagba oğlum ora bizim kale nereye gidiyorsun? Bakayoko. Joazin Yo. Yapmaz ortanı kral. Oğlum topu bıraktın git. Ya, ya rakip kalede gol atacakken nasıl iş buraya gelebilir? Evet. Kim? Mariano zıpla bir kere be kardeşim. Offside offside hocam offside. Offside hocam. Kaldır. Kaldır. Saçma sapan rakip kalenin dibindeyken biriniz orta açsa gol atacağız. Dönüp dolaşıp bize saplanıyor gene. Dikileriye olmadı. Bak 20 şut 16 şut 4 isabet 5 isabet. Oynadık yani mücadele ettik rakiple. Olsun aferin çocuklar iyi mücadeleydi. Hala aksayan çok yönümüz var ama bir şekilde puan almayı başardık Monaco'dan. Biz de 14 puanda 7. sıradayız tabii maç fazlasıyla. Ya arkadaşlar şuradan biz emekçi yeşillere tekrar dönsek ne olur? Sezon başındaki düşüncemizi bu kadro kaldırır mı? Şurada Ulveç'ta daha mantıklı olur sanki. Levit, Bakayoko, Doku, İrfan değil de. Olibali olur mu? Gelson Martins var. Dagbaka Bore. Aguelo, Joazinho cezalı. Vutsov. Tamam. Böyleyiz. Hazır mıyız? Maçı simüle et dedik. Geçtik. İç sahada bunu kazanırsak güzel olur. Sonraki maçımız Dens'le. Geliyor, geliyor. 1-1. Kolibali de sakatlanmış. Mar Mar Martin satmış. Mendy cevap vermiş. 11 maçın sonunda 15 puandayız. Yalnız o kadar ilginç ki küme düşme hattıyla 4 puan fark var. Buradaki 6. ile 16. arasında. Herkes birbirini yeniyor. Çok tuhaf bir ortam. Araplardan teklif gelmiş. Bu kadar ucuza verir miyiz Marega'yı? Elim gitsin ya. Zinagano'yu kullanırız. Bu sezon bizi mutlu etmiyor. Orta sahamızda iki eksik daha var. Şöyle kendi klasik taktiklerimizden neyi yüklesek acaba? Bunları da hatırlamıyorum ki, O kadar çok taktik yaptı ki. Mavi pizza, madenciler, kırmızı orman. Kırmızı ormanı hatırlar mısınız? Nottingham Forest'te kullandığımız kanatsız. Ama bizde Martins var. Şey var. Böyle desek kimler oynuyor? Ulvestad, Puyik, İrfan, Aguelo, Cordoba, Pro. Yok bizde üçüncü stoper yok. Bu kadroya gide bu taktiğe gidemeyiz. Yükle diyelim. Aykut Kocaman'la George Jesus 4-4-2'si yapmışız. Kanat oyununa yönelik taktiğimiz bu sanırım. Evet bunu deneyelim. Porozo, Cordoba, Aguelo, Cabore. Martins, Doku, Puig, Ulvestad, İrfan. Mariano tek forvet çift ile bunlar kenarları açılacak falan. Bu denenebilir sanki ya. Dışarıda Zinogano, Marega, Gomis. Tamam. Tamam bunu deneyelim. Haydi çocuklar. Sadece Ulvestad merkez ortası. Savaşçı ortası savunma yapsak nasıl olur? Savaşçı ortası savunma böyle olsun. Tamam. Gözümüz yine Mariano'da olacak. Mariano aksarsa kanatlardan iş yapmaya çalışacağız. 15. lensi Artık bir zahmet dövelim dedik ama Gomis'in golüyle anca berabere kaldık. Şahane gidiyoruz. 4-4-4. 4-4'lük 4 -4 bir sezon bizim için. 16 puandayız. Tabi şuradan da kopmuyoruz bakın arkadaşlar. altıncılığa kendimizi atarsak Avrupa'ya bile gideriz ve sadece 3 puan gerisindeyiz. Yani biraz daha sistemi oyunculara oturtmamız lazım. Bazı oyuncuların açılması lazım. Bak Kabore 8 ile oynamış. 5 maçlık yenilmezlik serimizin 4'ü berabere, 1-1, 1-1, 1-1. Aykut Kocaman mentalitesini ortaya koyduğumuzu gösteriyoruz. Buradan Ren maçına gidelim. Hatta ne yapalım? Ren maçını oynayıp tamamlayalım. Sizinle de devre arası ve sonrası için tekrar buluşalım. Bu kadar maç yeter. Zaten akşama hem milli voleybol maçımız var, hem Fenerbahçe var, hem Beşiktaş var. Ben de bunları düzenleme fırsatı bulmuş olurum. Rem maçıyla finalimizi yapalım. İç sahada Yeşiller, Sentetyen güzel bir galibiyetle 6 maç oynayıp yenilmeden yolumuza baktığımız bir bölüm olsun. Marsilya'yı saymazsak. Çaktırmayın, çok şey yapmayın. Marega ile sözleşme imzalanmış. Ya gitsin artık yani. Bu sezon verimsiz oynuyor. Milli takımda golü atıyor ama bak bizde ne yaptı? 8 maç 6-68. 0. Bir önceki sezon iyiydi de. Belki devre arası Mariano'yu da satıp oraya patlayıcı bir forvet çekebiliriz. Doku çünkü forvet oynayamıyor. Kanatta oynuyor da. Yalnız beyler şurada farkında mısınız? En yüksek ortalama puan Levit. En golcü isim Gomis. <laughs> evet iç sahada Reni tokatlayıp güzel bir bölüm olsun istiyorum. 5 maçta 4 beraberlik 1 galibiyet. Doku, İrfan, Mariano, Tat, Levit, Puig. Orta saha bence çok güzel. 2 tane çok klas 1 tane de hammal koyduk. iki tane kanatlardan yetenekli adam koyduk. Patlayıcı iş bitiren müthiş bir sezon geçiren Mariano ileride. Beklerde Cabore gibi Agüelo gibi lige uygun iki tane bekimiz var. Cordoba gibi stoperimiz var. Yani daha ne olsun? Ulveştat, Jeremy Doku, Jeremy Doku dışarıya gitti. Güzel başladı, güzel, bravo, bravo beyler. Pozitif futbol değil, hücum futbolu istiyoruz, saldırın analizleri de açalım. İrfan Can müthiş falso. Altay Bayındır mı o? Oğlum ne işin var orada? Bir karşımıza çıkma bir yerden ya. Revit ortaladı. Tekrar Mariano'ya gelmedi. Puig. Bak şimdi her şeyi 500 olan adamın kontrolü öyle olamaz. Olamaz yani. Bak bu adamın bak pası, tekniği, ilk kontrolü 16. Özel yeteneği 16. Yani böyle Top sanki sopaya çarpmış gibi bir kontrol izletemezsin bize ya. Oha Mariano'ya taş atar gibi taş attık ama Jeremy Doku yine bitiremiyor. İrfan 6.4 oynuyor orada. Puig ile İrfan'ı yer değiştirip kanada birini çekebiliriz. Etkili bir oyun oynadık ama şöyle yapalım. İrfan'ı burada mezzele kullanıp sağ tarafta Gelson Martins'i kullanalım. Onun haricinde değiştirmek istediğim kimse yok. Oyundan memnunum. Sadece bitiremedik. Haydi beyler başarabilirsiniz. Ulveştad da kötü oynuyor. Bir orta saha takviyesi daha yapabiliriz. Kaldıysa orta sahamız tabii. Garcia uzun gönderdi. Gelson Martins. O neydi? O neydi? Çevirdi. Gouri bıraktı. Terrier. Çevirmesin çocuklar. Bomboş. Bomboş. Bomboş yani. Ulveçtad yerine de şey nerede? Bizim Bakayoko yok. Bakayoko cezalı mıydı? Olabilir. Bu adama hiç şans vermedik ya. Bir kere bakalım yüzümüzü güldürecek mi? Ne oynuyordu bu? Derin oyun kurucu destek demiş. Tamam gel. Derin oyun kurucu destek oldu. Çok derin kur oyunu tamam mı bizim için? Evet aşırı yükleniyoruz artık. Çift forvete geçtik. Kordoba aşırdı. Ama top yine bizde kalmadı. 53. dakikada baskımız devam ediyor. Ture hata yaparlar mı? Zinogano da katıldı baskıya. Bas orada, bas orada, bas çıkmasın. Bu Agüelo da yedi paramızı. Vallahi boşa yedi paramızı. Kalecilerle birlikte. Uzun gönderdik. Gano'nun önünde kaldı top. Omari Terrier. Şöyle yapalım. Bekleri de ileriye çıkartalım. Kabore sakatlanmış. Dagba'yı alalım. Levit'i buraya gönderelim. Jeremy Doku da kötü oynuyor. Mariano'yu kanada atıp Buffett'i Gomis alalım. Fırsatçı golcü diyelim. Pivot hücum diyelim. Haydi beyler. Gano kapamadı. Hiçbir pas trafiğini engelleyemiyoruz ki. Uzun bir taç atışı Cordoba araya girdi. Ama diğer oyuncular izlediği için hiçbir şey olmadı. Utsov'un yanından golü atıyor. Hiçbir şey olmadı. Olmuyor da. Takımımız rezil oyununa devam ediyor. Son Üçlü forvete döndük. Gelson Martins karşı karşıya. Gelson Martins yani çevir vur bir şey yap artık ya. Gerçekten bir şey yapın artık ya. Dümdüz gidip de o topu kaptırmak nedir arkadaş? Gomis'e bir top. Altay hayatının kurtarışlarını yapıyor Altay'da. Demek ki Jeremy Doku'yu 1.8 milyona almak. işte iyi özellikleri olan bu Kamili 4 milyon almak mesele değilmiş. Bu yüzden ucuzmuş. İşte ucuz etin yahnisi bu kadar oluyor. Aguelo'nun yaptıklarını görüyoruz. 4 milyona çok iyi bir profil görünen sol bek bizi beladan belaya sokuyor. Bak devşirme orta sahamız 6-8 oynuyor. Övdüğümüz stoper 6.3. Müthiş özellikleri gözüken Woodsow 6.1. Geçen sene maç başına 3 gol atan Mariano bu sene bir tane gol atabildi. Altay uzun gönderiyor. Mariano'ya gelmedi top. Kaptık ama Levi. Gelson Martins. Zinogano'ya iğrenç bir top attı ama Buffetti mi Gomis? Haydi. Kaptan yine dümende. Şöyle yapalım. E, Levi'yi de buraya gönderelim. Son 3 dakika 5 dakika uzatma geldi. Altay uzun gönderdi. Kaparsak tehlikeli bir atak oluşturur muyuz? Oluşturamayız çünkü savunmamız isabetsiz bir kafa topu. Rakibe teslim ettik oyunu. Gelson Martins alamadı. Seken top. Şimdi Vutsov Haydi Vutsov Düzgün başlat. Gönderdi Zinogan orada mı? Levi. Aradan Gomis'e. Gomis çevirdi. Ah ayak koydular. Ya oğlum şunu kontrol et. Nereye atıyorsun? Dagba savunma arkasına. Zinogano üst direkten. İç sahada böyle olur mu ya? 13 maç sonunda 16 puanda kaldık. Bordo 6.lığa yükseldi. Puan farkı 5'e çıkmış oldu. Dostlar şimdi bakaya buraya koyduk. Levi bu iki yerine İrfancanı buraya koyduk. Sağ tarafa Martins, sol tarafa Kolibali, Hücumda Mariano, Cordova, Porozo, Dagba. Aguelo yerine Joazinho. Aguelo Tenas'la yer değiştirsin. Bernardo Sullivan'ı tekrar kadroya alalım. Kimin yerine? Burada en leş oynayan kim? Brian Chon. Evet. Bu kadroyla bir simüle edelim. Joazinho. Kral sen artık emekliliğini düşünmesen de olur ya. Yani Gomes e, tekrar gözden geçir dedik ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İkinci sıradaki Nice e karşı deplasmanda oynuyoruz ve yine 1-1 bir bir bitirdik. Bu sefer Mariano atmış Baro Romario'nun golüyle. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. 6 puanlık bir fark var. Evet yapacak bir şey yok. Nice de burada şampiyonluğu zorluyor. Fixtüre bakacak olursak bunları da ben geçerim. Hep birlikte tekrar devre arası belki Mariano falan satıp transfer konuşuruz. Kupa maçının devamını burada kötü bir takım çıkar muhtemelen sizinle birlikte Paris, Lyon, Marsilya, Lille, Monaco bu maçları oynayarak devam ederiz. Nereden başladık? Lyon maçıyla başladık. Şuraya kadar geldik. 2 4 6 8 10 11 maçta sadece 3 kez kazanabildik ama 11 maçta aynı zamanda da 3 kez kaybettik. E, Marsilya, Lorient ve Rennes maçları özellikle Marsilya çok kötüydü ama diğer iki maçı çok ucuz kaybettik. Genelde bir bire kitleniyor maçlarımız. Bu sene nedense Mariano kötü, Marega kötüydü. Hatta Zinogano'dan istediğimizi faydayı alamadık. <laughs> İşin lideri Gomis. Gördüğünüz gibi bir maç ilk 11, 11 maç sonradan girip 4 gol atıyor. 7-20'lik performansı var. Bir şekilde toparlanmayı düşünüyoruz. Mariano'nun ücreti de çok yüksek değil. Şimdi 5 milyona 6 milyona sattık diyelim. Şu profilin aynısını 6 milyona nasıl alacağız? 12 maçta da 2 golü var. Geçen sezon 32 maçta 43 golü vardı. Bilmiyorum. Bu lig ona biraz ağır geldi. Tüm kadromuz için söyleyebiliriz bunu. Dediğim gibi kalan son 3-4 maçı biraz daha düzgün sonuçlar alıp devre arasını en azından şu 7. ligde falan bitirmeye hedefleyeceğiz. İkinci yarıda şu 6. kendimizi atarsak en azından 3. sezon hem Avrupa için hem de üst sıralar için iddialı bir kıvama geleceğiz. Ya tabi dediğim gibi Bakayoko, İrfan, Levi, Kolibali, Martins, Mariano, Cordoba, Porozo bunların yanına belki iki tane bekle. Belki kalecilerden birini satıp ekstra biriyle bir tane forvetle takviyeler yaparak 3. sezon daha iyi olabilir. Gelecek paraya da bağlı. Yani şu anda mesela şu kampana olsa işimizi çok görür gibi 4.2 milyon. Belki şeyi yaparız hani. Mariano Campana takası oluşturabiliriz devre arasında. Bakalım bunları deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Gomis'ten selamlar var. Yeşiller yavaş yavaş gelecek hak ettiği yere. Plana sadık kalıyoruz.